Arkadaşlar şu anda Roblox sonsuza kadar yasaklandı. Başımız büyük belada, ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda bütün dünya birlik oldu ve bunun hakkında konuşuyor. Bakalım Roblox gerçekten açılacak mı yoksa açılmayacak mı? Arkadaşlar bakın şimdi birkaç tane haber okuyacağız sizlerle birlikte. Bu haberler Roblox'la alakalı haberler. Roblox neden çöktü? Ne oldu? Bunların hepsini bu videoda öğreneceğiz. Neden Roblox yasaklandı ve geri açılacak mı? Bunların hepsini göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. Yanımda konuğum olarak arkadaşlar Samet 200 var. Gördüğünüz gibi Samet 200 bana bu videomda eşlik edecek. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Roblox çöktü. Çok büyük haberler bulduk ve bu videoda sonuna kadar izlerseniz neden çöktüğünü, ne zaman açılacağını, Roblox neler olduğunu öğreneceksiniz. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Roblox'a erişim engeli getirildi yazıyor. Şu anda ilk olay zaten bununla başladı arkadaşlar. Roblox'a erişim engeli getirildi şu anda. Daha 24 saat bile dolmadı. Şu anda 18, 16, 9 saat falan oldu. Yani abi ve hala açık değil. Bakın şu an sabah saat 12 mi 11 mi bilmiyorum siz kaçta izliyorsunuz ama biz şu an bunu sabah çekiyoruz ve sabah hala Roblox yok. Bakın arkadaşlar 07.08.2024 tarihli yasayla birlikte Roblox engellenmiştir diyor. Şu anda Roblox gerçekten yasaklandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yine Roblox'un yasaklanmasıyla alakalı bir gönderi daha var. Roblox'a erişim engeli getirildi diyor. Gerçekten arkadaşlar bu acayip korkunç. Yani Roblox'un yasaklanacağını düşünmek bile beni delirtiyor gerçekten. Bu da arkadaşlar aynı şekilde yurt dışında yapılan bir haber. Yurt dışında da şu anda eğer inanmıyorsanız yurt dışında da bütün herkes bunu konuşuyor. Roblox neden Türkiye'de yasaklandı? Şu anda herkes bunu konuşuyor. Gerçekten çılgınca arkadaşlar. Bütün herkes şu anda Roblox'a ne olduğunu konuşuyor. Abi yabancılar bile şu anda Türkiye hakkında videolar çekiyor arkadaşlar. Yani var ya gerçekten şu anda bu olay çok patladı ve Türkiye'de bir daha Roblox'un açılmama olayı gündemde. Evet arkadaşlar maalesef gerçek olabilir ve Roblox bir daha asla açılmayabilir. Bu gördüğünüz videoda arkadaşlar yurt dışında çok yabancı bir YouTuber çekmiş. Şu anda Roblox'un çöktüğünü ve Roblox'un neden Türkiye'de yasaklandığından bahsediyor ama bu adam da hiçbir şey bulamamış bu videoda. Ama gördüğünüz gibi 10 milyon aboneye sahip arkadaşlar ve gerçekten çok ünlü bir YouTuber. Yani hiçbir türlü yalan yok, şu anda Roblox Türkiye'de yasaklandı. Arkadaşlar ayrıca yabancı YouTuber'lar da bize destek olmak için çok fazla yardım ediyor. Bakın adamın 10 milyon abonesi var ama bizim hakkımızda video çekmiş. Bakın eğer Roblox'un açılmasını istiyorsanız abi yorumları şu an şuraya kadar izlediyseniz hashtag Roblox açılsın yazın. Videoya beğeni atın. Belki bir Roblox'un kurucusu bile görse gerçekten bu çok yardımcı olur bize. Aynen öyle arkadaşlar. Roblox'un açılmasını istiyorsanız kesinlikle bunu yazın. Roblox'u kesinlikle açtırmamız lazım. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Roblox'umuzu geri verin. Bakın arkadaşlar bu da küçük bir kardeşimizin tepkisi. Ya açın şu Roblox'u. Evde perişan olduk diyor. Bir tane küçük kardeşimiz Roblox kapan diye ağlıyor. Bildiğiniz zırıl zırıl ağlıyor. Videoyu izleyelim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuk bayağı ağlıyor. Bilmiyorum ses geliyor ama bak. Bak Roblox açılmıyor diyor. Abi çocuk Roblox açılmıyor diye ağlıyor. Bak bak Roblox'a giremiyor diye ağlıyor çocuk şu anda. Bayağı zırıl zırıl ağladı çocuk gözümüzün önünde. Abi bu arada biz böyle gülüyoruz ediyoruz da yani 2-3 gün sonra geçtikten sonra Roblox açılmasa biz de ağlayacağız kanka. Ya arkadaşlar bu arada gerçekten ya şimdi biz dalga geçiyoruz, şaka yapıyoruz ama eğer ki Roblox açılmazsa ben de oturur şuracıkta ağlarım yani. Şuracıkta oturur ağlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıyamet günü yaklaşıyor. Roblox'a erişim engeli geldi. Abi gerçekten yani Roblox'suz bir hayat hayal edemiyorum arkadaşlar. Bunun neden kapandığında dediğim gibi videonun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim. Bunların hepsinden konuşacağız. Şu anda sadece ilk haberlere bakıyoruz. Yine aynı şekilde Roblox'a erişim engeli getirildi son dakika. Şimdi arkadaşlar Roblox'un neden kapandığıyla alakalı özel bir haberim var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Roblox erişim engelli yetkililere soran bir tane adam var. İbrahim diye bir adam arkadaşlar. Bu adam neden böyle bir şey olduğunu yetkililere soruyor arkadaşlar. Ve yetkililerden gelen cevap şu. Roblox'a çocuklara uygun olmayan içerik olması sebebiyle bu kararın alındığını ve Roblox'un yasaklandığını, sonsuza kadar yasaklandığını söylüyor. Yani arkadaşlar oyundaki artı 18 kötü oyunlara eğer girerseniz bu oyun yasaklanmaya devam edecek. Biliyorum belki siz girmiyor olabilirsiniz ama bu oyunlar maalesef Roblox'ta var. O yüzden dediğim gibi bu oyunları görürseniz sakın girmeyin. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın diyor ki artı 18 oyunların yer aldığını belirttiler. Gerekçeli karar henüz elimize ulaşmadı diyor. Yani net bir şekilde bir sebebi yok arkadaşlar. Burada açıkladığı şey tam olarak bu. Şu anda net bir sebebi yok ama arkadaşlar Roblox şu anda gerçekten yasaklandı ve açılacak mı açılmayacak mı henüz belli değil arkadaşlar, göreceğiz. İşte bu da arkadaşlar insanların üzücü paylaşımları. Dün gece Roblox oynarken son görüntülerim, ekibimi özleyeceğim yazmış. Gerçekten arkadaşlar kahroldum yani bunu görünce. Ya biz de Roblox'u dün gece son kez oynadıysak ve bunun farkında değilsek, bu gerçekten çok korkunç düşünmesi bile. Ağlayan çocuklardan devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox kapandığı için ağlayan bir kardeşimiz daha var. Merhaba, oo bu çocuk ben ağlamıyor ben. Bakın açıklama yapıyor. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Aa neye? Instagram'ı kapattığınız zaman Roblox'u yedim. Allah Allah. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. Bakın arkadaşlar çocuk merhaba, bu küçük
küçük kardeşimiz yargı dağıtmış gerçekten. Abi şöyle bir şey var. Gerçekten insanlar hakkını aramak için çok güzel videolar çekiyor yani. Tebrik ediyorum bu kardeşlerimize. Çocuk diyor ki arkadaşlar Instagram'ı kapattınız ama Roblox'u kapatamazsınız diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir Instagram uygulaması da kapalı ve Roblox'u da kapatmayı planlıyorlar maalesef. Bu da arkadaşlar ünlü bir yayıncının, Türk bir yayıncının Roblox'la alakalı tepkisi. Yani Roblox'la alakalı herkes şu anda isyanda. Herkes neden böyle bir şey olduğunu konuşuyor. Roblox'tan ne istediniz lan yazmış gördüğünüz gibi. Harbiden Roblox'tan ne istediniz abi? Tamam Roblox'ta artı 18 içerikler bazen ister istemez oluyor. Roblox bunları engelliyor ama oyunu kapatmak, oyunu yasaklamak ne demek ya? Saçmalamayın. Vallahi abi ya bu oyunu geri getirmemiz lazım kanka. Bir şeyler yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar karşımızda ufak bir haber daha var. Bu haberde gördüğünüz gibi resmi bazı bilgiler var. İletişim Bakanlığı'ndan Roblox yasağı hakkında açıklama. Roblox isimli oyun platformunda çocukların uygunsuz olan artı 18 içerikli paylaşımlar yapılması, kötü içerikleri özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bu tarz arkadaşlar saçma sapan sebeplerden dolayı Roblox kısa süreli bir şekilde yasaklandı diyor. Ama arkadaşlar sonsuza kadar da yasaklanmış olabilir çünkü hiçbir şey hala belli değil maalesef. Abi dediğim gibi bu oyunda olan artı 18 oyunlar gerçekten çok zarar veriyor. Yani arkadaşlar böyle oyunlar görürseniz bu oyunları direkt yasaklayın. Roblox'ta biliyorsunuz bu oyunları yasaklayabiliyorsunuz. Biliyorum siz zaten girmiyorsunuzdur. Bakın bu arada bunu yazın yorumlar arkadaşlar. Böyle kötü niyetli oyunlar görünce oyuna giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Ben girmiyorum. Sen giriyor musun Emir? Abi ben de girmiyorum. Arkadaşlar size de söylüyorum şu anda buradan. Abi kimse girmiyordur. Merak etme. Senin takipçilerin Burak Evin oynar sadece. Aynen öyle arkadaşlar. Tabii ki şaka yapıyorum. Size güveniyorum. Tabii ki tamamen şaka bunlar. Ama arkadaşlar yapmayın. Ben yine de uyarayım sizleri. Arkadaşlar şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yani İstanbul Belediye Başkanı'nın Roblox hakkında yaptığı bir paylaşıma bakacağız. Yani bu olayın ne kadar büyük olduğunu kafanız alsın arkadaşlar. Bayağı büyük bir olay bu. Herkes şu anda akın ediyor. Instagram'dan sonra 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıları oyun geliştirebilecekleri çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'a erişim yasağı geldi. Bu inanılmaz yok. Akıl alır gibi değil bu diyor. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bir haber akıllılar yazmış arkadaşlar. Bilmiyorum tam emin değilim burada neyi kastettiğini ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması. Abi yani böyle gerçekten saygıdeğer insanlar, büyük insanlar bile bu olayları konuşuyorsa arkadaşlar gerçekten bu sefer Roblox galiba bitti. Arkadaşlar gerçekten bitti demiş olabiliriz. Yani gördüğünüz gibi belediye başkanı bile bu konu hakkında bir açıklama yapıyor şu anda. Hazır arkadaşlar belediye başkanlarından bahsetmişken farklı bir siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün de Roblox hakkında yaptığı bir açıklama var. Hemen izleyelim videoyu. Çocukların eğlencesi olan Roblox kapattınız. Instagram'ı kapattınız. En iyisini evet. Yapın biliyor musunuz? Şarteli indirin bilsin gitsin ya. Gerçekten başkanım bayağı bir sinirlenmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Diyor ki şalteri indirin gidin diyor. Abi kapatın her şeyi diyor ya. Boş verin diyor. Kapatın diyor arkadaşlar. Roblox'u niye kapatıyorsunuz? Çocukların eğlencesi bu diyor. Ve bence çok da haklı. Gerçekten Roblox çocukların bizim hepimizin eğlencesi yani. Niye Roblox kapatıyorsunuz abiciğim? Burada da arkadaşlar bir tane Twitter kullanıcısının bir tane tepkisi var. Burada komik bir tepki var. Ya Roblox'u niye kapatıyorsunuz? Ben Dress to Impress oynuyorum demiş yani. Arkadaşlar Dress to Impress de Roblox'ta bir oyun. Diyor ki ben oyun oynuyorum abiciğim. Kıyafet giydirmeci oynuyorum ben diyor. Niye kapatıyorsunuz bu oyunu diyor. Bence de çok haklı. Yani. Abi yani gerçekten insanlar oynadıkları, zevk aldıkları oyunu şu dakikadan itibaren oynayamıyor. Çok kötü bir şey değil mi? Abi gerçekten ve bunun sonsuza kadar sürme ihtimali var. Roblox'un bir daha açılmama ihtimali var gerçekten. Abi ne yapacağız biz bir daha açılmazsa ya? Minecraft mı oynayacağız artık? Bilmiyorum Samet ne yapacağız bilmiyorum ama gerçekten çok korkunç bu fikir ya. Yine arkadaşlar özel tepkilerden devam edelim. Roblox oynuyorduk biz. Insta'ya bir şey demedim ama bu son olan bardağı taşırdı. İsyan çıkacak demiş. Birisi arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık olayı abartmış yani. Böyle çok olayı büyütenler, çok abartanlar da var tabii ki. Bu kişi de arkadaşlar Roblox'un kapatılmasının hakkında isyan çıkacağını düşünmüş. Tabii ki bu kadar büyür mü bu iş bilmiyorum ama olayın zaten ne kadar büyük olduğunu hepimiz farkındayız. Sence isyan çıkar mı Samet? Yani bu iş daha fazla büyür mü? Abi bir şey diyeyim mi? Bu arada ben gerçekten açılmazsa birkaç gün sonra sokaklara çıkıp Roblox'u açın diye bağıracağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir görsel var elimde. Gördüğünüz gibi Roblox'uma dokunma yazıyor ve insanların sokakta bu şekilde protesto yaptığını gösteriyor. Yani bu görsel gerçek mi değil mi bilmiyorum. Şu anda yorumları yazın arkadaşlar. Sizce bu görsel gerçek mi yoksa değil mi? Bir şey soracağım. Peki ya gerçekten Roblox açılmazsa böyle hani sokakta Roblox'uma dokunma diye elinde kağıtla gezecek kaç kişi var abi? Bu dakikayı yoruma etiketleyip ben yazsınlar. Tamam mı kanka? Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz yorumları yazın. Dakikayı etiketleyip yazın yorumlara. Yani gerçekten bu şekilde arkadaşlar sokaklara dökülecek insanlar var mı bilmiyorum ve bu görsel gerçek mi bilmiyorum. Emin değilim ama gerçek değilse bile gerçek olabilir eğer bu iş büyürse daha fazla. Gerçekten arkadaşlar bu olayın büyümesini hiç istemiyorum şu anda. Roblox'umuzu geri verin. Bu da arkadaşlar Galatasaraylı bir tane bebeğin ağlaması. Gördüğünüz gibi sarışın bir tane bebek arkadaşlar Roblox kapandı diye ağlıyormuş. Bu videoyu da bana bir arkadaşım yolladı. Bakın izleyelim arkadaşlar. Böyle üzücü bir şarkı var bu arada arkada. Abi ne kadar üzülmüş. Şuna bak ya.
Bakın arkadaşlar, çocuk bayağı üzgün gözüküyor bu arada gerçekten. Gördüğünüz gibi çocuk bayağı Roblox kapandığı için ağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox kapandı diye ağlayan Galatasaraylı çocuk. Yani abi görmüyor musun? Oyunu küçücük çocuklar oynuyor ya. Nasıl bir zararı olabilir ki bu oyunun? Yani arkadaşlar bilmiyorum nasıl bir zararı olabilir ama gördüğünüz gibi bu şekilde de protesto eden insanlar var. Türk halkı uyan, Roblox gitti diyen var. Tabii ki olayları büyüten ve şakaya döken insanlar da var. Eğlenmeye çalışan insanlar da var. Gördüğünüz gibi Türk halkı uyan diyor. Arkadaşlar uyanın. Uyanın. Roblox gitti. Roblox gitti arkadaşlar. Roblox yasaklandı. Uyanın abi. Uyanın. Bu şekilde arkadaşlar bir tane daha kullanıcının tepkisi Roblox'a erişime ilgili getirildi diye yorum olarak ne yazmış ve çok şaşırmış gördüğünüz gibi. Harbiden ne? Yani neden abi? Neden? Abi bir şey soracağım. Peki arkadaşlar siz Roblox çöktüğünde ilk ne tepki verdiniz? Bunu yorumlara yazın, tamam mı? Ne yaptınız? Abi ben video çekmek için Roblox'a girecektim. Bir an siteye giremedim. Çıldırdım. Roblox gitti. Hayat bitti demiş arkadaşlar. Güzel bir kafiyeyle bu işi çok güzel özetlemiş bu kullanıcı da. Gördüğünüz gibi Roblox'un gitmesi de arkadaşlar bayağı üzücü bir şekilde açıklamış burada. Harbiden Roblox'un gitmesi bizi derinden etkiledi yani. Umarım Roblox geri döner bir an önce. Yani arkadaşlar sonuç olarak yani artı 18 içeriklerden dolayı yasaklanmış gibi gözüküyor Roblox ve ne zaman açılacağı belli değil. Yani sonsuza kadar yasaklı kalabilir ama biz açılmasını umuyoruz arkadaşlar. Umarım açılır. Burada da arkadaşlar birisinin arkadaşıyla sohbetini görüyorsunuz. Roblox oynayan iki kişi arkadaşlar ya oyundan atıldım ne oluyor yazmış. Cidden kapanmış yazmış. Gördüğünüz gibi oyundan atıldığı an tam olarak Roblox'un kapandığı ana bu arkadaş denk gelmiş. Yani son oyununu oynamış olabilir. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ülkede bu olayla alakalı çok garip haberler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok değişik bir şekilde burada bir haber yazılmış. O yüzden birazcık dalgaya almış bu arkadaş. Dalga geçmiş bununla. Gördüğünüz gibi komik bir görsel kullanmış. Harbiden değişik yani ama yine de komik yani. Eğlenceli tabii ki. Bu haberlerin olması da bizi birazcık korkutuyor. Burada da Roblox'u niye engelledik oğlum yazmış. Yani bu arkadaş, bu yayıncı arkadaşlar hatta çok çok haklı gerçekten. Roblox'u niye engelledik abi? Ne suçu var Roblox'u ya? Saçmalık gerçekten. Son olarak arkadaşlar günü kapatan gönderi bu da. Bu yemek çok lezzetli olacak şu an demiş. Roblox'un kapanmasını bu şekilde arkadaşlar Manface suratlı bardaklarla ve Manface'li kurabiyelerle kutlayan bir arkadaşımız. Bu arkadaşlar manyağın teki tabii ki yani gördüğünüz gibi değil arkadaşlar bildiğiniz. Bu şekilde arkadaşlar yani Roblox'un kapanması şu anda gerçekten hepimizin çok canını sıkıyor ama bir an önce geri geleceğini umuyoruz arkadaşlar. O zaman bu şekilde Facecam'de garip bir videoda çekmiş olduk arkadaşlar. Sizce Roblox ne zaman açılacak? Açılacak mı? Bunları sizlere bekliyorum arkadaşlar ve görüşmek üzere. Bye bye.